Evet, bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Bugüne özel Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yeni bir oyun hazırladı. Yeni oyunumuz Sarı Köpek. Sezonumuzun 4. oyunu. Tiyatro severlere Dünya Tiyatro Günü'nde yeni oyunla sahneye çıkıyoruz. Tüm tiyatro sanatına emek veren sanatçılarımıza, teknik ekibimize, idari kadromuza teşekkür ederim ve Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Oyunumuzla ilgili, oyunumuz 27 Mart'ta Devlet Tiyatrosu'nun 17 yıl önce yanmış olan sahnesinde oynuyoruz. Fuayesinde, eski fuayesinde. Öncelikle biz şeyden bayağı bir üzüntülüyüz. Şimdi 17 yıldır sahnemiz yok. Sahnemiz olmadığı için türlü imkanlarla bugüne kadar hep oyunlarımızı oynamaya çalıştık. Hala bir savaş veriyoruz. Pes etmedik. Hala da bu savaş yürütmeye devam ediyoruz. Şu anda oyunumuzu işte 17 yıl önce yanmış olan binamızın fuayesinde, eski fuayesinde oynuyoruz. Kendi çabalarımızla burayı sahneleştirmeye çalıştık. Aşağı yukarı 40 kişilik bir sahne, seyirlik alan haline getirmeye çalıştık. Oyunumuz şey anlatıyor. Özgürlük isteyen iki tane mahkumun hayatını anlatıyor. İki meczup, iki yarım akıllı, iki toplumdan ötekileşmiş karakterimizin hikayesini ele alıyoruz bu oyunda. Ve özellikle yaşadığımız şu günlerde insanlar yerinden yurdundan göçe maruz kalıyor. Toplum içerisinde hep ötekileştirilmiş insanlar, bombaların patladığı bir dünya koşulları içerisinde yaşıyoruz. Ve tamamen oyunumuzdaki bu özgürlük teması gündemimize de çok uygun olduğu için bu oyunu çalıştığımıza bayağı mutluyuz. Aynı zamanda burada oyunumuzun fuayesinden oynanması bizim için ayrı bir gurur. Çünkü kendi imkanlarımızla bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz ve bu belki bir mesaj olur. Ve bugünden sonra umarım ki sahnemiz yapılır ve daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda seyircilerimize oyunlarımızı sunarız. Tiyatro sanatına emek veren, katkı koyan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. Sarı Köpek oyunu sezonun 4. oyunu. 4 oyunumuza da emek veren, katkı koyan tüm personelimize teşekkür ederiz. İyi seyirler dilerim. Hoş geldiniz. Bu kopuşun yarattığı boşluk açgözlülüğü, açgözlülüğü de içindeki boşluğu büyüttü. Zenginlerle fakirler arasında gelir eşitsizliği artarak devam ediyor. Oxfam'ın yaptığı araştırmaya göre 2016 yılında dünya nüfusunun %1'ini oluşturan zenginlerin geliri geriye kalan %99'un gelirinden daha fazla olacak. Başka bir deyişle dünya gelirinin %50'den fazlasını dünya nüfusunun sadece %1'i kullanırken geriye kalan %99 onlara bırakılan pay için mücadele etmek zorunda. Kulağıma bir şey bağlamadım ben, tamam mı? Kulağıma bir şey bağlamadım. Bu ne peki ya? Bu ne? Allah kahretsin seni. Sonra beni dövdüler de dövdüler. Sonra da buraya. Ne kadardır buradasın? Tam 3 zaman oldu. Neyse. Gördün mü bak, tıpkı dediğim gibi işte. Sen hem kötüsün, hem de çirkin. Doğru galiba.
galiba.